Zaman yok. Bence ne? Asla bunların hiçbirini kabul etmeyin abi. Niye böyle bir şeyi gömülüyoruz ya? Ya Allah Selçuk Allah. Yöntem gibi konuşmaya başladın. Sende bir yaşlılık emaresi bak görüyorum. İşte bu. Bu bak zaman yok lafı. Zaman yok lafı yaşlanan insanların lafı. Hayır ben bence çocukken de zaman yok diyordum. He? Ben çocukken de zaman yok diyordum. Ne demek çocukken? Bir sabah bir kalktım camdan dışarıya bakıyorum Kalamış'ta. Denizi işte önümüz denizdi böyle sandallar vardı köhne falan. Oradan böyle dalgalar geliyor falan. Bir geliyor bir gidiyor bir geliyor bir gidiyor. Sonra üstüme başıma baktım ben sabitim o gelip gidiyor. Öyle dedim zaman diye bir şey yok. Ay çok şeker değil mi yani ya? Yani çocuktum ilk onu gördüğümde böyle dura kalmıştım ve sonra bir üstüme baktım. Bu nasıl bir şey ya dedim böyle bir şeyin içerisindeyiz galiba falan. Oradan sonra bir değişiklik oldu bende. Bravo. Kesinlikle numara yapıyor. Orada bravo. Denize bakmış. Kendini Platon filan sanıyor, Nietzsche sanıyor. Böyle bir şey değil. Oraya baktım bilmem ne oldu. Bizi derin bir sessizlik gidiyor, oldu. Gidiyor. Ne oldu? Kafanız mı çalışmadı söylediği şeye? Hemen bir derin ulan bir şey diyordur da ben burada salak durumuna düşmeyeyim. Bir durup düşüneyim diye. Böyle. Bak sende bunu gördüm. Onda da gördüm, onda da gördüm. Sen gençsin. Hemen cevap ver. Ne var ki bunda de? Ben de bakıyorum denize bir geliyor bir gidiyor. Ben de orada duruyorum de. Ne var bunda? Ne ben çıkardım? De değerli buluyorum düşüncesini. Kendisi gibi düşündüğüm için ağzımı açmadım. Zaman yok yaşlanan erkeklerde söylenen bir şey. Ya bu yaş konusunu bu kadar... Hayır efendim biz tamamen felsefeyle alakalı bir şey. Şimdi ben yaş konusunu sürekli uzun söz konusu ediyorum. Herkesin zayıf tarafı çünkü. Oradan girince hocam müthiş oluyor. Herkes de böyle bir anlatma bir oynaşma başlıyor böyle anladın mı? Başka ne diyeyim? Ne diyeyim? Bence müthiş bak alev sönmedi daha. Evet. Herkes kendini ifade etmiş. Ama senin o şeyin bir reklam arası verelim düşünelim istersen. Olur. O ben bakıyordum çocuktum. Bir geliyordu bir geliyordu. Hayır baktım, oradaki zaman oradaki yok dedim. Ya. Ama orada gerçekten ben onu yaşadığım ya. Günden beri bir acayibim. Oraya kaç kadar, yaşındaydın? Çok ufağım yani. Ay, ilkokul 2. Yani. İlkokul 2 falan. Yani 10 mu 7, oluyor? 7 8. 7 8 işte evet. Ben o gün... Ya kandırıyor bizi ya. Hayır bir anda aydınlanmış ne var? O kadar şeker, o kadar saf. Yani böyle anlatırken insanın sarılası gelmiyor ama çok tatlı. Tamam. Bundan sonraki davranışlarında ona şeker sarılası geliyor. Ona gofret alacağım diye davranacaksın. Bana da inanılmazsın. Erkeksin. Her zaman. Kabadayısın, müthişsin diyeceksin. Kabadayısın. sayın doktor... Şimdi sizin... Bizim film ne oldu? Bizim filmden bahsediyorum. Kestim, ortada kestim. Ömer'e bir şey sormadın. Nasıl bir program bu ya? Niye sormadım canım? Doktora soracağım sonra sizin filme geliyorum. Biraz da biz pisleşelim birader. Sonra bizim oyuna geleceğiz değil mi? Eze bahsettik bir daha döneceğiz konuşacağız. Tamam bir daha döneceğiz. Ben şimdi eskiden Okan'ın programlarında gelirdin abi. 20 kişi aradan bir tane cümle bir şey sorardı sana. Cevap verirken hop alırdı ağzından. Sen bir daha gecenin sonuna kadar en son bulduklarına tekniğin kavramı. Ya bir kere kadını şarkı söylerken kesti be. Keser. Evet. Şimdi bir dakika doktorla da yatırıp... konuşacağız. Beni ameliyat edecek. Doktora soracağım. Sayın doktor. Şey var herhalde. Acaba Gökhan ne zaman andropoza girecek? Sizin burada andropoz. Andropoz. Erkekle ilgili bir kitap. Ben çok merak ediyorum. Evet bey. Kitap ben... Andropoz mu? O konu hakkında aslında bir bilinen doğru bilinen yanlışlar var aslında. Mesela kadınlarda menopoz durumu çok basittir. Kadın menstrual siklüsü biter. Bazı hormonal düzeylere bakarsınız. Hormonal düzeyleri yükselmeye başlar. Kadının menstruasyona girdiğini anlarsınız. Erkeklerde de erkeklik hormonunun azalması andropoz olarak adlandırılır. Fakat her erkek buna girmez. Heh, onu soracağım. Girmez abi. Girmiyor mu? Girmemek mümkün mü? Tabii. Neye yani göre? Yapılan Işık araştırmalara var, göre... Evet. Bu andropoz 40 yaşındaki bir erkekte de olabilir. Ha, 40 yaşında görülme ihtimali. Gökhan'da olabilir mi? Olabilir peki. Diyeceğim. Mesela yerini nereden anlıyoruz? Peki nasıl abi? Yankıları farklı mıdır her insanda? Uzaktan şöyle aslında bakarsınız. Bu yani sadece bir hormona bakılarak da bu anlaşılmıyor. Mesela andropoz diye bir biliyorsunuz Netflix dizisi vardı. Hı. Orada işte adam saçlarını boyuyor. 50 yaşından sonra daha çok kendine bakıyor. Bunu andropoz olarak biraz karikatürize ediyorlar. Biraz galiba. Karikatürize ediyorlar. Aynen öyle. Veya genç kadınlara ilgi duyuyor. Aslında andropoz böyle bir şey değil. Andropoz cinselliğe isteğin azalması. Çünkü testosteron düştüğü zaman erkeklerde her sabah bir testosteron piki olur. Sabah 5.30'da. Erkeklerde bunu zaten sabah oradan geliyor.
Sahi de var mı? Tabii tabii. Şimdi sabah olur. Sorabilir miyim ben? Onun da erkeklerde sabahleyin bazı sonuçları olur. Dikkatli sor. Neyse. Canlı yayındayız, dikkatli sor. Hayır, canlı yayında bir şey değil. Sabah ereksiyonu oluyor. Sabah ereksiyonu olur. Andropoz olduğu zaman bir kere sabah ereksiyonları olmaz. Spora giderken mesela adam bu, çünkü testosteron aynı zamanda kas kuvvetini de sağlayan bir şeydir. Spor salonuna gidersiniz, 50-60 kilolarla çalışırken bir anda 40'lara 30'lara inmeye başlarsınız. Bulmaca çözerken aklınıza soru cevaplar kolay gelmez. Kognitif fonksiyon, yani bilişsel fonksiyonlarda düşüş olur. Bu durumlarda işte veya ereksiyon problemleri ortaya çıkar. Biz bu durumlarda bu adamlarda andropoz mu var mı diye. Peki burada mesela bulmaca çözen bir adamın bulmaca çözememesinden değil de bulmaca çözmeye çalışmasından aslında andropoz olduğunu anlamıyor muyuz? Daha çok kimdir ki bulmaca çözmek ister? Sen bulmaca çözüyor musun? Veya anlattığınız şeyi anlayamaz. Hafızasına girmiyor. Ha, anlayamaz. Dur bakayım çözebiliyor muyum? Geldiği zaman. Şey de vardır ama hani andropoza girdi böyle genelde... Genç, kendinden yaşça küçük birisine gidince falan antropoza girdi. O zaman bir şey salgıla, testosteron... Aslında şu şöyle bir şey. Uyarılma zorlaşmaya başlıyor. Kolay uyarılamıyor. Kolay uyarılamıyor. Kolay uyarılamıyor. O zaman uyaran düzeyini arttırmak gerekiyor ve çok daha var. Genç bir seçenekle... Ha, acaba oradan gider mi? O zaman onunla beraber bir ölüm korkusu geliyor ve... Hani, yok, bu andropoz. Ya bu karikatür bunlar. Onun için işte hekim çok önemli burada. İşte ve bu konuda araştırması ve kitabı çok önemli. Çünkü bu yalan yanlış. İşte onun dizisini çekiyor bilmem ne filan. Çünkü toplum içerisinde çok sözü edilen kırmızı kazak giydin mi andropoz. Ya niye? Niye kırmızı kazak andropoz? Çünkü hep siyah kazak giyerdi. Şimdi kırmızı aldı. Hayda. Bilmem ne falan. Böyle şey ama bir de saçını uzatıp filmi... toplayanlar için de öyle söylerler değil mi? Saçını uzatıp belli bir yaştan sonra saçını uzatıp at kuyruğu yapıp. Ben oyun için yaptım. Allah Allah. Ayrıca da çok iyi. Yani bunda şey yok. Sen sporda ağırlık kaldırıyor musun? Efendim? Sporda ağırlık kaldırıyor musun? Ben spora gittiğimi saklıyorum şu anda. Ama pardon. Herkesi kaldırıyorum. Yani sporda ne varsa kaldırıyorum. Bir şey sorabilir miyim? Çok buyurun. Merak ediyorum. Kadınlarda menopoz olmama durumu olabiliyor mu? Olamaz. Olamaz. Her kadın menopoza girer. Her kadının yumurta sayısı bellidir. Bittiği zaman menopoza girer. Peki cins... Ay, değil, geçer mi? Erkek girecek diye bir nasıl? Şey yok ama her kadın yani geçer mi bir süre sonra? Müthiş bir program oluyor. Biz programın hedef kitlesini de hedef kitlesinde çok şey yaptık. Her programda çok yaşlanmış sanatkarlar ondan sonra yaşlanmış fakat hala kreatif yani üretimi devam eden sanatçıları alıyoruz. Ve onların sağlık sorunlarıyla ilgili olarak da bir hekim çağırıyoruz. Hayır, sağlık sorunu değil. Bu. Bir şey söyleyeceğim. Bence erkeğinki açıklandıktan sonra kadınınkini de sormak lazım. Çünkü mesela erkekte bir ışık var. Demin söylediğimiz gibi. O ışığı görünce de sen hatta bir şaşırdın. Şimdi antropoz olmayı biliyorsun. Hani... Olmayabiliyorsun. 70 yaşında andropoz görülme ihtimali %15. Neye göre anlamda. Oluyor bu yapma hocam? Ya. Tabii. Niye erkeklerin böyle bir kadınlara göre? Çünkü kadın doğurgan tabii ki. Menopoz ilk önce doğurganlığın galiba sona ermesi anlamına aynen. geliyor. İnşallah. Yoksa işte bu kadın çok terliyor. Efendim şöyle yapıyor, böyle yapıyor bu menopoz diye de kadınlarda da erkeklerde de bu hem menopoz hem andropoz meselesi birbirlerine biraz küçümseyici ve evet. Rahatsız edici bir şekilde söyleniyor ve çok yanlış. Halbuki kutsal bir şey. Tabii kadının doğurganlığı, o doğurganlıkta belli bir süreç içerisinde sona erecek belli bir yaşta. Sen onunla nasıl kafa bulursun menopoz diye? Ki ben çok yapıyorum. Şu an Z kuşağı gitti. Yok şu an Z kuşağı orada. Z kuşağı yok. Geri toplayalım onu. Z kuşağına ihtiyacımız yok. Biz bizler artık toplanıyoruz. İşte hekim çağırıyoruz. Ondan sonra hekim çağırıyoruz. Avukat çağırıyoruz. Yaşlı sanatkarlar olarak aramızda işte hocam ne yapmalıyız, ne etmeliyiz falan.